Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda yine çok güzel yöresel bir yemeğimiz var. Kilis tava hazırlayacağız sizlerle beraber. En eski, en bilindik tariflerdendir. Çok lezzetli olur. Antep yemeği diye bilinir. Gördüğünüz gibi 800 gram kadar kıymam var. Ayrıca 3 tane patlıcanım var. Kabuklarını tamamen soydum. Tuzlu bir suya ıslattım, doğrayıp yarımşar milim kalınlığında da tekrar ortadan bölerek. Sebzeleri var içerisinin. Onları da hazırladım, yıkadım. 5-6 diş sarımsak, 1,5 orta boy soğan kullanacağım ve 2-3 tane kadar da kapya biberim var. Ayrıca yine üzeri için çeri domatesler hazırladım. Normal domates de olabilir. Yine 2 tane küçük boy soğan, maydanoz ve biberlerim var. Onların da hepsini yıkayıp hazırladım. Sarımsaklarımı, soğanlarımı ve biberlerimi doğrayarak yemeğimi yapmaya başlıyorum. Mümkün olduğunca küçük doğrayacağım. Daha sonra zırhtan geçireceğim ama ne kadar küçük doğrarsam zırhla yaparken işim daha kolay olacaktır. Tabii ki herkesin evinde zırh olmayabilir veya zırhla çalışmayı bilmiyor olabilirsiniz, yapamıyor olabilirsiniz. O zaman mümkün olduğunca ya küçük doğrayın ya da çok suyunun çıkmasına izin vermeden rondoda da çekebilirsiniz tabii ki. Ya da iki bıçakla eğer yapabilirseniz, çalışabilirseniz iki bıçak arasında bıçak arası yaparak da inceltebilirsiniz tabii ki. Zırhla tamamen inceltip minik minik oluncaya kadar geçireceğiz. Daha sonra kıymama ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hepsi eşit şekilde ve minik minik oldular. Kıymayla neredeyse aynı büyüklükteler şu anda. Hepsini kıymaya ekledikten sonra içerisine artık baharatlarımızı ekleyip köftemizi yoğurabiliriz. 2 çay kaşığı, 2,5 çay kaşığı tuz ekledim. Yarım çay kaşığı kadar pul biber ekledim. Eğer acı seviyorsanız 1 çay kaşığı da ekleyebilirsiniz. 1-1,5 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ekledim. 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. Ev yapımıdır. Ayrıca 1 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı dolusu da biber salçası ekledim. Ve hepsini bir güzelce mümkün olduğunca yoğuracağım. Yoğurma işlemini biraz uzun tutarsanız çok daha güzel bir köfteniz olur. Tepsi kebabının sadece altına sebze serilmişi. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu harcım. Şöyle güzelce temizleyip toparladıktan sonra hazır oldu. Tepsime, cam bir fırın tepsime biraz tereyağı süreceğim. Ve üzerine patlıcanlarımı dizeceğim. Güzelce tekrar sudan geçirdim, yıkadım, sularını sıktım, aldım. Patlıcan yerine en eski tarifinde patlıcan kullanılmış. Fakat siz patates de kullanabilirsiniz. Patatesle yapanlar da var. Veya hem patlıcan hem patates ikisini bir arada da kullanabilirsiniz. Fakat ben tarifin aslına uygun olsun diye daha sonra çünkü
bir sürü Antepli dostlardan tepki geliyor. Yaprak sarmada olduğu gibi beni topa tutmayın diye. Gördüğünüz gibi tamamen aslında uygun yaptım hepsini. Bu sefer hiçbir bahane bulamayacaksınız. Güzelce diziyoruz. Çok kalın tabak olmayacak, tek kat olacak. Hazır. Şimdi üzerine artık köftesini yerleştirebiliriz. Şöyle elinizle büyük parçalar alıp gördüğünüz şekilde hazırlarsanız çok daha eşit ve güzel yayılacaktır. Bütün her tarafının köftenin zeminin düz ve eşit olması çok önemli. Düzgünce patates veya kullanacaksanız patates veya patlıcanların tamamen üzerinin köfteyle kaplanmış olması gerekiyor. Böyle bir parmak kalınlığında, çok kalın olmayacak şekilde. Eğer malzemeniz fazla ise ona göre tepsinizi de seçmenizi öneririm. Bir parmak kalınlığını geçmeyecek kalınlıkta olmalı köfte. Daha önce bir bayramda hazırlamıştım ben bunu. Misafirlerim vardı. Çok beğenmişlerdi. Bu ne diye bilmiyorlarmış. Onlar tabii ki Almanya'da her yöreden insanlar var. Çok sevmişlerdi. Kilis tava dediğimde zaten Antep yemeği dediler. Belli hemen dediler. Çok da güzel olmuştu. Tabii ki o zamanlar ben video çekmiyordum. YouTube'dan her şeyden bir haberdim, sosyal medyadan çalışıyordum. Bu sefer hem videosunu çekmek istedim sizler için de tekrar hazırlamak istedim. Gördüğünüz gibi güzelce yerleştirdim, sımsıkı yaydım, bütün kenarları kapandı kıymayla ve üzerlerine soğan dilimleri ve çeri domateslerden dilimler yaparak yerleştireceğim. Biberleri şimdi siz görün diye üzerine koyacağım. Fakat biberleri tekrar alacağım. Çünkü biliyorsunuz biberler çok çabuk üzerleri kızarır ve yanarlar. Yemeğin piştikten sonra biraz piştikten sonra biberlerimi o zaman koyacağım. Çıkartmadan bir 10 dakika, 15 dakika önce. O zaman çok daha güzel yanmamış, sadece kızarmış güzel biberlerim olacak üzerinde daha hoş gözükecek. Görüyorsunuz hazır. Şekil budur. Bu şekilde olması gerekiyor. Dediğim gibi biberlerini alıp fırına verdim. Üzerine bir fırın pişirme kağıdı kapattım ilk etapta. Dediğim gibi sebzelerimin üzerleri çabuk yanmasınlar diye. Biraz sulandı. Patlıcan ve kıyma, sebzeler tabii ki gördüğünüz gibi suyunu bırakıyor. Ama onu da bandıra bandıra yiyorsunuz. O kadar lezzetli ki. Çok güzel bir yemek. Yanında pilavla servis yaptım ben. Sizler yanında dediğim gibi pilav, cacık, ayranla servis yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu, çok güzel pişti. Patlıcanlar altında lokum gibiydi. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sol köşeden web siteme ulaşabilir, sağ köşeden de abone olabilirsiniz. Takibi lütfen bırakmayın. Teşekkür ederim tekrar. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.